Sultanlı Alparslan'ın kayıp mezarını arama çalışmaları devam ediyor. TRT, Türkmenistan'daki Merv şehrine giderek çalışmaları yerinde görüntüledi. Türk halkının büyük komutana vefa borcunu ödemek için başlattığı projede gelinen son noktayı ilk kez TRT ekranlarından yayınlıyoruz. Sultan Alparslan, koca Bizans ordusunu Malazgirt'te dize getirip tarih yazan komutan. Malazgirt'ten sonraki zaferini 1072 yılında Buhara'da kazanmıştı. Sultan Alparslan, Bizans kralı Roman Diyojen'i affettiği gibi o kalenin komutanını da affetmek ister. Ancak Batıniler mezhebine bağlı olan kalenin komutanı huzura getirildiğinde kirli planı uygular. Yaralanan Sultan Alparslan şehit olur. Rivayetlere göre vasiyeti üzerine babası Çağrı Bey'in mezarının yanına zamanın başkenti Merv'e gömülür. Alparslan'ın mezarı 1221 yılındaki Moğol istilasından zarar görmemesi için taşınır. Ancak taşıyanların ölmesiyle mezar kaybolur. Hayatına büyük zaferler sığdıran, Türklere Anadolu kapılarını açan Alparslan'ın mezarının yerini 800 yıldır kimse bilmiyor. Kayıp mezarı bulmak, Büyük Sultan'a vefa borcunu ödemek için Türkiye geçen yıl düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un protokolü imzalamalarıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı'na görev verildi. Orta Asya'daki önemli Türk şehirlerinden biri Merv şehri. Merv şehrinde Türkiye ve Türkmenistan ortaklaşa önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sultan Alparslan'ın mezarının aranması, bulunması ve bulunduğu yere bir türbenin inşa edilmesi. Bu projede gelinen son noktayı bu programımızda anlatacağız. Mezarın Merv şehrinde olduğu tahmin ediliyor. Bu şehir Moğollar tarafından büyük bir yıkıma uğradı. Döneminin metropollerinden olan Merv, bilim ve sanat merkeziydi. Cengiz Han, halkının tamamını öldürdüğü Merv'in alimlerini esir aldı. Etrafındaki nehirleri şehre yönlendiren Cengiz Han, Merv'i önce sular, ardından kumlar altında bıraktı. 11. yüzyılda Selçuklu Devleti'nin idarecilerinden biri olarak Çağrı Bey'in hükmettiği, şimdi bir harabeye dönüşmüş olan bu kent öreni, Merv olarak biliniyor. Onun ölümünü takiben Alparslan bu topraklara sahip olmuş. Buradan idare edilmiş Selçuklu Devleti. Ve onun ölümünü takiben 12. yüzyılın içerisinde önce Oğuzlar tarafından, akabinde de 1221 yılında büyük bir saldırıyla Moğollar tarafından yerle yeksan edilmiş. Eski ihtişamını Moğol istilasından sonra giderek kaybeden ve 17. yüzyıldan sonra da büyük bir ihtimalle terk edilen bir coğrafya. Tikan'ın Ağustos ayında tarihi Merv şehrine bilim adamlarını göndermesiyle çalışmalar başladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı teknik ve bilim heyeti oluşturdu. Bilim adamları gönüllü olarak bu projede yer almak isteyenlerden seçildi. Bu proje çok önemli bir proje. Hem bilimsel değer bizim için oldukça yüksek, böyle tarihi geçmişi olan, çok köklü olan bir yapının ortaya konulması bizim için önemli. İkincisi de manevi değeri bizim için çok önemli. O yüzden biz gönüllü olarak bu işin içerisine girmek istedik ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Bilim heyeti, arazide çalışan teknik heyeti araştırmalarla destek veriyor. Sultan Alparslan projesinin birçok açıdan önemli yönleri var. Onlardan biri de Türk ve Türkmen bilim adamlarının ortak tarih açısından Sultan Alparslan'a vefa borcunu ödemek için birlikte çalışıyor olmaları. Çalışmalara Türkmen bilim adamları da katılıyor. İki devletten de bilim adamları katılarak bu büyük sultanlarımızın mezarlarının bulunmasını, eğer bulunursa da, bulunmasa da bunun bu olduğu yerde, yani eski Merv'imizde bir türbenin kaldırılması. Yani bu çok önemi var. Yani bizim halkımızın tarihini öğrenilmekte. Bu yerin Türkmenlerin vatanının tarihinin ilk döneminde de bu yerin Türkmenin vatanı olduğunu göstermekte de çok ehemmiyetliliği var. Mezarın bulunup türbenin yapılması çalışmaları 5 etapta yapılacak. Çalışmaları tamamlanan birinci etapta yerin altının ve üstünün fotoğraflanması amaçlandı. Birinci etapta iki tane çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi
kadim mervin yaklaşık 1200 hektarlık bir alanda havadan insansız hava araçlarıyla haritasının ve hava fotoğraflarının çekilmesi işlemi. İkincisi ise jeoradar, jeofizik yöntemlerle daha önce belirlenen 5 bölgede mezarın tam yerinin tespit edilmesine yönelik bir çalışma. Birinci etapta mezarın bulunabileceği 5 nokta belirlendi. Sultan Alparslan'ın mezarını bulma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunun gibi 5 nokta, 5 yer tespit edildi. İşte bu noktalarda şu an teknik çalışmalar yapılıyor. Heyetin en çok umutlu olduğu nokta Cuma Mescidi etrafı. En cazip görünen ve kaynakların da bizi yönlendirdiği noktaları araştırıyoruz. O noktalardan bir tanesi bize şu anda içinde yer aldığımız Gavurkale'nin merkezindeki Mescid-i Cuma olduğunu gösteriyor. O Mescid-i Cuma'nın bir bölümünde Alparslan Kubbesi adı verilen ve kubbeli bir bina olduğuna şüphe götürmeyecek bir bina arayışı içerisindeyiz. Mezarın olabileceği düşünülen yerlerden biri de Erkale. 11. ve 12. yüzyıllarda Selçuklular döneminde bu şehirde, Merv şehrinde yaklaşık 1,5 milyon insan yaşıyordu. Şehrin merkezinde ise bu kale bulunuyordu. Çalışmalarda teknolojik cihazlardan da azami derecede faydalanılıyor. Bölgeye getirilen insansız hava aracı fotoğraflama yapıyor. Bu fotoğraflama işleminin ardından bölgenin gelişmiş haritası çıkarılacak. Diğer çalışmalarsa radarlarla yapılıyor. Bu bir ön çalışma. Detaylandırarak devam ediyoruz. Olası gömülü yapıların konumlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Koordinatlı bir şekilde. Çalışmalarda gelişmiş radarlar kullanılıyor. Çok hassas bir görüntüleme elde ediyoruz. Santim santim yerin altını 12,5 metreye kadar görebiliyoruz. Bu radarlar yerin altındaki her nesneyi kaydederek çalışmalarda önemli bilgiler sağlıyor. Yerin altına sinyal gönderiyoruz. Bu sinyalla yerin altındaki örtülü olan kısmını adeta röntgenle çekiyoruz. Kazmadan, herhangi bir çukur açmadan yerin altında neler vardır ortaya koyabilmek için sözünü etmiş olduğumuz gradyometre ve GPR çalışmalarıyla birlikte yerin altındaki yapıyı görüntülemek istiyoruz her şeyden önce. Bu yapıyı görüntüledikten sonra duvar yapısını, mezar yapısını ve bunların içerisinde kapı, kemer, bunlar hepsi ortaya koyduktan sonra bu bir haritayı üzerine yerleştirip arkeologlara bunları sunacağız. Sanat tarihçilerle birlikte bunu değerlendirerek kazı yöntemine geçilecektir tabii ki. Kazı çalışmalarının Nisan ve Mayıs ayı gibi başlaması bekleniyor. Bu çalışmalarla az bilinen Selçuklular dönemine ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkacak. Bir mezar odasında bir komutan, tabii ki Sultan Alparslan'ın mezar odası ise eğer, orada bulunan iskeletler, iskelet buluntular, kemikler, bunlardan kalan maddi buluntuların incelenmesi, tabii ki üst seviye tekniklerle bunların karbon 14 gibi tarihlemesinin yapılması, DNA analizleriyle beraber bunların cinsiyet, yeme kültürleri, hastalıkları, belki de ölüm nedenlerinin bulunması bizim tabii ki gene alanımıza giriyor. Bunların korunması, bir kısmının yerinde korunması, bir kısmının müzeye götürülmesi, temizlenmesi, bakımların yapılması ve onarılarak sergilenebilir hale getirilmesi için bir ekip oluşturacağız burada. Onun ön keşfi için geldik. İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Çok önemli Selçuklu buluntularını da yüzüne çıkartır, onları korur, bilim alemine, insanlığa sunarız. Bulunan materyaller yerinde ve müzelerde sergilenecek. Uzmanlar cesede aradan geçen zaman sebebiyle ulaşılamamasının da mümkün olduğunu belirtiyor. Moğol istilası sebebiyle cesedin başka bir şehre taşınması da mümkün. Sultan Alparslan'ın mezarının babası Çağrı Bey ile birlikte bulunması bekleniyor. Alparslan'ın torunu son Selçuklu Sultanı Sencer'in de Moğol istilası öncesi taşınan mezarının yeri bilinmiyor. Yine Tikan'ın restore ettiği türbesinin içinde mezar bulunmuyor. Ancak her gün yüzlerce kişi bu türbeyi ziyaret ediyor. Türklere Anadolu kapılarını açan Sultan Alparslan'ın mezarı bulunamasa bile türbesinin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Türbesinin bulunması dahi büyük komutana Türk halkının vefasının göstergesi olacak. Sultan Alparslan'ın mezarını arama çalışmalarında birinci etap tamamlandı. Nisan veya Mayıs ayında ikinci etap çalışmalarının da başlaması bekleniyor. Ancak çalışmaların bu kadarı bile Türk tarihi açısından heyecanlanmamıza yetiyor. Belki de bir gün Sultan Alparslan'ın sadece heykeli değil, mezarı ve türbesi de ziyaret edilmesi mümkün olacak. İsmail Fakdemir, TRT Haber, Türkmenistan.